Katalog suçlar kapsamına giren içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'a kısıtlama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. En son bütün uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık. Ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişime. Instagram'ın 2 Ağustos Cuma günü sürpriz bir kararla BTK tarafından Türkiye'de erişime kapatılması sonrası, Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın Türkçe bilen yönetici ilanı vermesi dikkat çekti. Meta, Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılması sonrası yeni bir iş ilanı verdi. İlanda şu satırlara yer verildi. Meta, Meta liderlik ekibindeki üst düzey yöneticileri desteklemek üzere deneyimli bir yönetici idari ortak arıyor. Bu görevdeki kişiden karmaşık takvime ve yoğun seyahat planlaması göz önüne alındığında problem çözmede uzman olması ve organizasyonel yapıya güç vermesi beklenecek. Ayrıca ideal aday çok iyi derecede iletişim becerilerine sahip olacak. Bu pozisyon tam zamanlıdır. Kısıtlama sonrası milyonlarca kullanıcı arasında Instagram bağımlıları ise sorun yaşamaya başladı. Doçent Doktor Mehmet Kaya, 3 gündür bağımlıların yoksunluk geçirdiğine dikkat çekti. Peki Instagram olmadan yaşayamam diyenler ne yapacak? Sosyal medya bağımlılığının tedavisi var mı? Kimilerinin Instagram yoksunluğunu katlanabilir bir durum olarak görmediklerini ve DNS ayarlarını değiştirme ya da VPN bağlantısı kurma gibi seçenekler üzerinden hızlı çözüm aradıklarını belirten Doçent Doktor Mehmet Kaya, bağımlılığı mantığa büründürme ve haklı gösterme çabalarına dikkat çekti. Kaya, özgürlük can sıkıntısına çare, ticaret aracı olarak kullanma gibi haklı görünen gerekçeler öne sürüldüğünde bağımlılık düzeyine ilişkin farkındalık engelleniyor. Aslında bu kısıtlamayı hayatımızın konforu için kendi isteğimizle ara ara yapmalı ve böylelikle neye ne kadar bağımlı olduğumuzu görmeliyiz ifadelerini kullandı. Psikolojik danışman Kaya'ya göre, eğer sabah uyanır uyanmaz tuvalette kendimizle baş başa kaldığımızda Instagram yoksunluğu yaşıyorsak ve hayatımızda Instagram'ın yerine başka bir şey koyamıyorsak, işte o zaman alarm zilleri çalıyor demektir. Eğer kişi Instagram'ı hayatının birincil ihtiyacı olarak görüyorsa, yoksunluk durumunda belirsizliğe düşmesi, yoğun stres, anksiyete yaşaması kaçınılmaz hale geliyor diye konuştu. Kaya'nın bağımlılara yönelik tavsiyeleri ise şu şekilde. Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya araçlarını günlük rutinlerimizin hangileriyle bağladığımızı keşfetmemiz gerekiyor. Eğer bağımlılık durumumuz her zaman ve mutlaka düzeyindeyse ciddi bir mücadeleye girişmemiz şart. Yürüyüşe çıkmak, arkadaşlarla sosyalleşmek, müzik dinlemek akla ilk gelen alternatif yöntemler. Ama can sıkıntısıyla başa çıkmak için sürekli bir oyalayıcı aramak sağlıklı değil. Doğru olan kendimizle baş başa kalabilmemiz, iç dünyamıza yolculuk yapabilmemiz, hatta derin düşüncelere dalabilme becerimizi geliştirmemiz.